E ama olmaz ki şekerim. Yani hap kadar çocukları bu kadar yüzülmez ki Betüş. Onlar çocuk. Bir kere alıştırdığın zaman hep kendi istedikleri olsun isterler. Öğrenmeleri lazım hayatım. Bazen anne babaların dediği olur. Ay, haklısın Tuzancığım ama ne yapalım işte insan kıyamıyor. Hmm. Nesi varmış Çilek Hanım'ın? Niye mızmızlık etti şimdi? Ben evde yalnız kalamam diyor. Laf. Kardeşleri var canım yanında. Tabii canım. Zaten asıl sorun o değil bence. Ne? Şimdi Cem'le Ceren'in arkadaşları gelecek ki onlar hep beraber oynayacaklar filan. E Çilek de onları kıskanacak tabii. Siz de onun kreşten bir arkadaşını filan çağırsaydınız. Ay kendi çağırmış zaten. Hepsini aramış. Ama bütün çocukların aileleri çocuklar için de program yapmışlar. Onun için kimse gelemiyor. Tüh. Ay caymaz mı kızın adından bu? Ay Suzan nerede? Sen Çile'yi tanımıyorsun. O öyle inatçıdır ki muhter peygamber demez vallahi. Ay, pes yani pes diyecek laf bulamıyorum. Sadık Bey ne diyor bu işe peki? Ay ne desin? O da sizin programınızı bozduk diye çok üzülüyor. Ne yapalım çocuklarla olmamız lazım. Aman aman ne zormuş anne baba olmak canım. Üf. Efendim? Alo. Tamam tamam gidiyorum. Gene bir şey isteyecek beyefendi. Gir. Ha, beni istemişsiniz Umur Bey. Hayır gel 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 otur. Umur Bey bakın yani... Her yıl başında olduğu gibi benim bu yasal tatilimi elimden almaya kalkacaksınız. Olmaz yani ben bu sefer şey yapamam ya. Bak şu dosyayı bir güzel düzene koy. Ondan sonra mesai bitmeden çıkabiliriz. Öyle mi? İyi tamam. Umur Bey ne yapıyorsunuz siz? Benim bu dosyayı düzene sokmam benim bir yılımı alır. Yapmayın Allah aşkına lütfen. Ayrıca ben buraya kimyager olarak geliyorum. Bir muhasebeci olarak değil. Bu benim işim değil. Bu sizin işiniz. Ama bugün yılbaşı. Benim de burada kalıp çalışmaktan çok daha önemli bir işim var. Yeni sevgilimle buluşacağız. Aha, hani şu sizinle sadece paranız için birlikte olan o çocuğunuz yaşındaki kız değil mi? Bana bak. Orta gelirli ve evli bir erkek olarak beni kıskanıyorsun değil mi? Benim peşimde koşan o güzel kızlardan bir tanesi bile sana ilgi duymuyor. Umur Bey, ben hayatımdan gayet memnunum. Ya, sadece iyi niyetimle sizi bir dost olarak uyarmaya çalışıyorum o kadar. Nasihatlerini kendine sakla. O kız beni seviyor. Bu benim hayatım. Yani içimden bir ses çok yakında dediklerim çıkacak diyor. Ya, Umur Bey, zengin olduğunuz için o kız sizinle beraber anlaşıldı mı? Ayrıca aynı ses bana diyor ki... Çok yakında kayınvalidemle sizi barıştırmam için bana yalvaracaksınız. Kokoş Dudu'yla mı? Aman eksik olsun. Evet o Dudu'yla. Siz ister kabul edin ister etmeyin... ...benim kayınvalidem hayatınıza giren en dürüst, en akıllı ve en doğru kadındır. Sen onu külahıma anlat. İyi yıllar Umur Bey. Ukala. Baba, saçların böyle güzel olmuş mu? Güzel, güzel. Peki elbisem? Elbisen biraz açık. Üstünü örtecek bir şey al. Erkekler seni rahatsız etmesin. Merak etme baba. Eğer bir şey yaparlarsa ben de onlara sihir yaparım. Hepsini kurbağaya çeviririm. Olmaz Eda. Ya üstüne bir şal al ya da daha kapalı bir şey giy. Böyle gitme. Tamam, tamam. Üstüme bir şey alırım. Aa! Ne yapıyorsun sen öyle? Akşam için hazırlanıyorum. Ayol daha sabah. Dünya yeni uyanıyor. Olsun ben uyanalı çok oldu. Hem bu gece özel bir gece. Dolayısıyla akşam olmadan önce benim elbisem, saçım, her şeyim hazır olmalı. Gören de koca bulmaya gidiyorsun sanacak. O da olur belli mi olur? Eda. Herkese iyi yıllar. Sana da. Anlaşılan bütün evde kalmışlar sabahın köründe süsleniyor. Aa, Dutucuğum bu ne hal? Henüz hazırlanmaya başlamamışsın bile. Hayatım sen unutuyorsun galiba. Ben bir periyim. İstediğim zaman bir saniyede hazırlanırım. Sen ona bakma. Gidecek bir yeri yok. Ondan hazırlanmıyor. Ya ama bana programım var. Arkadaşlarımla birlikte olacağım demiştin. Var tabii. Onların haberi yok. Her zamanki hikayeler. Sen onu çağırmadın diye kesin böyle bir yalan atmıştır. Var diyorum Eda.
Sen odana çıksana. Foyan ortaya çıkmasın diye kızına bağırma Dudu. Sen de odaya çık. Benimki Rapunzel'in kaderi zaten. Hadi baba gidelim. Duducuğum, sahiden bu akşam gidecek bir yerin yok mu? Ay olmaz olur mu hayatım? O kadar çok davet aldım, o kadar cavet aldım ki karar veremiyorum. Ha, ben seni yüksek düzey perilerin yanında rahatsız olursun, sıkılırsın diye çağırmadım. Yani istiyorsan tabii ki bizimle gelebilirsin. Ay, ne alakası var? Ayrıca bana niye böyle acıyan gözlerle bakıyorsun sen? Ay, öyle bakar mıyım hiç canım? Katiyen öyle bakmıyorum. Tamam, tamam üzerine gelmiyorum. Sen bunları söylemek için mi geldin buraya? Hayır, ben buraya sana kocaman sarılmak ve yeni yılını kutlamak için geldim. Sağ ol. Dilerim yeni yılda bütün istediklerin gerçek olur. Olacak, göreceksin. Hadi ben gideyim de Eda ile Taceddin'in de yeni yılını kutlayayım. Fazla kalamayacağım. Diğer perilerin de yeni yılını kutlamam gerekiyor. Hayatım, fikrini değiştirirsen seni mutlaka bekliyoruz, tamam mı? Değişmez, merak etme. Tamam, hadi bay bay. Yılbaşını seninle geçirmektense Gargamel'le geçiririm daha iyi. Hoş, o şeytan bile bir program yapmıştır kendine ya. Güzel kızım. İyi seneler. Dilerim bütün güzellikler seninle olur bu yıl. Teşekkür ederim Peri teyze. Sana da iyi seneler. Koca adam, senin de yeni yılın kutlu olsun. Senin de kadim dostum. Dilerim yeni yıl sana bütün hayallerini gerçekleştirme fırsatı verir. Sağ ol ama ben köpek geldim. Herhalde bu sene de köpek giderim. Olmaz benim hayallerim. Ne yeniden insan olurum ne Dudu bana döner. Kaç senedir bu böyle? Sen moralini bozma. O Tanrı'nın bileceği iş, belli olmaz böyle şeyler. Bakalım artık. Taceddin'cim sen ne yapıyorsun bu akşam? Bilmiyorum. Dudu'nun insafına kalmış. Ne yaparsa ona uyacağım. İnşallah yeni yıla nerede gireceğimize bir an önce karar verir de. Vallahi çocuklar, ben elimden geleni yaptım. Ya bu akşam benle gel diye çok ısrar ettim ama istemiyor. Başka programım var diyor. Ne yapayım? Sen de haklısın Perihan teyze ama annemi bilmiyor musun? Şimdi malum yılbaşı. Yıl içindeki diğer günlerde olduğu gibi kimse onunla beraber olmak istemiyor. Ben hariç, ben hariç. Ama herkes kibarlığından annemi davet ediyor. E tabi ne oluyor? Dudu Hanım'ın gururuna dokunuyor. Yani sen onu kafana takma. Bence bu yılbaşını yalnız geçirmesi iyi olacak. Belki bu vesileyle gerçekten iyi bir peri olmadığı sürece kimsenin onunla beraber olmak istemeyeceğini anlar. Yani umarım. Gönlüm onu yalnız bırakmaya el vermiyor ama belki de sen de haklısın. Ya Perihan teyze, benim de içim onu yalnız bırakmaya el vermiyor ama galiba en doğrusu bu. Çocuklar, siz hiç merak etmeyin. Bütün gece boyunca ara sıra Dudu'yu izleyeceğim. Baktım ki çok mutsuz. Bütün programımı iptal ederim. Gider arkadaşımın yanında otururum. Ah domuz Dudu, ne kadar şanslı. Bütün bir yıl sinir ettiği kişiler böyle bir günde hala onu yalnız bırakmaya kıyamıyorlar. Başta da ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.